Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm kenti olan Mersin, son yıllarda yapılan yatırımlarla aynı zamanda tam bir spor şehrine dönüşmüş durumda. Burada yetişen sporcularımızda var olan yetenek ve arzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis, antrenör, konaklama, spor malzemesi gibi konularda sağladığı desteklerle birer başarı hikayesine dönüşüyor. Mersin, 2013 yılında burada düzenlenen Akdeniz Oyunları için yapılan onlarca tesise sahip. Dünya standartlarında olan bu tesisler, Türk sporuna sporcu yetiştirmede çok önemli bir rol oynuyor. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi de bu tesislerden biri. ...1999 doğumlu Ersu Şaşma, tesisin sürekli konuklarından biri. 2021'in Ocak ayında 5.71 atlayarak Ruhan Işım'a ait 23 yıllık rekoru eline geçiren Şaşma, Haziran ayında 5.80 atlayarak bu rekoru geliştirdi. O, şu anda ülkemizin en önde gelen sırıkla atlama sporcusu. İlk spora basketbolla başladım. Ardından spor lisesinde, lise 2. sınıfta Alparslan hocam, beden eğitimi öğretmenim beni sırağa yöneltti. O sırıkta da İbrahim Halil Çömlekçi antrenörümle tanıştım. Onunla birlikte güzel zamanlar geçirdik. Antrenmanlar yaptık. Disiplinli güzel antrenmanlar geçirdik. Yarışmalar olsun, rekorlar olsun. Birlikte güzel kamplar geçirdik. Ondan sonra güzelce dereceler atlamaya başladık. Yükselmeye başladım. 2021'in başlarında çok olimpiyat derecesini almak için hedefle gidecektik ki sonra maalesef ki İbrahim hocamı kaybettim. Hani o benim için bir baba gibiydi. Yani her kampta, her yarışta hiç istisnasız yani birlikte kalırdık onunla aynı odada. Ailemden daha çok onu görürdüm. O vefat ettikten sonra onun izinden giderek onun istediği hayalleri, bütün hepsini gerçekleştirdik. Ve olimpiyata gittim. Güzel bir deneyim oldu benim için. Çok mükemmel bir şeydi. Yani bütün sporcuların hayalini gerçekleşti. Ve herkesin de inşallah olimpiyata gitmesini dilerim. Ersu Şaşman'ın antrenörü rahmetli İbrahim Çömlekçi aniden rahatsız etmesi dolayısıyla ister istemez görevi bizler devraldık. Çocukları yalnız bırakmamak için. 2013 yılında yapılan 6-7 tane tesisten bir tanesi olan Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde çalışmalar devam etmektedir. Biliyorsunuz Nevin Yanıt 3 defa Avrupa şampiyonu olmuş. Mersin'e yetişmiş ender sporculardan bir tanesi. Bu sahamızda hem atletizm hem atmalar yani uzun atlama, gülle atma, disk atma gibi bütün branşlar içerisinde bulunduran Avrupa'da tek tesis diyebileceğimiz bir tesisimiz. 5 sporcumuzu biz buradan Tokyo'ya gönderdik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ana temayı bunu işliyoruz. Kadrolu olarak 7-8 tane antrenörümüz var. Ayrıca fahri olarak da 6 tane antrenörümüz var. Yani bizim bütün buradaki başarımızın temel taşı bu. ...2024'te tekrar bir olimpiyat var. Tabii ondan önce... ...2022'de Dünya Şampiyonası var... ...Amerika'da. Onun da barajını geçtim. 5.80'le. Onu da inşallah oraya gittiğim zaman... ...finale kalıp orada bir derece yapmayı düşünüyorum. İlk üçe girmeyi düşünüyorum. Dünyada bir derece yapmayı düşünüyorum.
Sonra arada Avrupa var. Ama 2024'teki olimpiyatta kesinlikle artık madalya düşünüyorum yani. Üçüncülük bile değil yani, ya bir ya iki. Bunları düşünüyorum. Spora başladığımdan beri, en başından beri ailem bana destek çıktı. Ya her zaman da çıkıyorlar. Ve ardından da İbrahim Hocam çok fazla desteği oldu. Sonra federasyon başkanımızın, kulübümün, Fenerbahçe kulübümün. Ve gençlik sporun da bütün zaten kapıları açık. Ne dersek sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Her şeyi gerçekleştiriyorlar bizim için. Çok destekleri oldu. Tabii en çok burada aileme ben teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldular, olmaya da devam ediyorlar. İyi ki varlar. Mersin Olimpik Jimnastik Salonu. 2020 yılının Aralık ayında Avrupa Jimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapan tesis, toplam 14.000 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. 1.000 seyirci kapasitesi ve 12 soyunma odasına sahip tesisin bugünkü güncel değeri 68 milyon lira. Antrenman sahaları ve teknik özellikleriyle dünyanın sayılı tesislerinden biri olan salon, yapıldığı günden bu yana tüm sporculara ve halka ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Mersin'de hizmet ediyoruz. Akdeniz Oyunları vesilesiyle 2013 yılında yapılan tesisimizde temel eğitim ve milli takım seviyesinde sporcular hazırlıyoruz. Tesisi bize artısı 2013 yılında yapılmış olması ve tamamen donanımlı olması, olimpik olması bize çok artı katıyor. Alet olarak, federasyon desteği olarak, gerek il müdürlüğünün desteği olarak bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Öğrenciyle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Öğrenci geliyor, jimnastik tanınıyor, artık jimnastik seviliyor. Jimnastik artık temel bir branş olduğu biliniyor. Çok kültürel bir yeri olmaya başladı jimnastiğin. Bunlar işte Ferhat Arcan'ın, Ahmet Önder'in, Ümit Çamiloğlu'nun bu gibi sporcuların vesilesiyle, tabii ki federasyonun, tabii ki il müdürlüğünün, Gençlik Spor Bakanlığı'nın destekleriyle çok daha güzel yerlere geldi, çok daha güzel yerlere gelecek. Biz de buralara elimizden geldikçe destek vermeye çalışıyoruz, altyapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Tesisimiz 2013 yılında kuruldu Akdeniz Oyunları ile beraber. O günden bugüne hizmet vermekteyiz. 4 ve 9 yaşlar arası hem temel eğitimde hem profesyonel performans sporcular alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tesisimize tüm gelmek isteyen vatandaşlarımıza açık. Hizmetimizi veriyoruz haftanın 7 günü. Sabah 8'den başlayıp akşam 23'e kadar tesislerimiz açık. Her anlamda elimizden geldiği kadar diğer spor branşlarında da çocuklarımızı sevk ederek spora hizmet vermeye çalışıyoruz.
Peki jimnastik kursumuza nasıl kaydoluyorsunuz? Jimnastik kurslarımız tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken tek şey şahsen başvuru yapmanız gerekiyor. Bir resim ve nüfus cüzdan fotokopinizle birlikte burada dolduracağınız formla beraber kursumuza kaydolmuş sayılıyorsunuz. Haftanın belirli gün ve saatlerinde buraya gelerek çalışmalara direkt olarak katılabilirsiniz. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sahip olduğu sayısız tesisi verimli kullanabilmek için spor kurslarının sayısını her geçen gün arttırıp tüm Mersinlileri spor yapmaya teşvik ediyor. 7'den 70'e herkes için her yerde spor sloganıyla yapılan bu çalışmalarda Servet Tazegül Spor Salonu hayati bir öneme sahip. Çünkü salon, açılan spor kurslarının birçoğuna ev sahipliği yapıyor. ...6500 seyirci kapasiteli 14 soyunma odalı salonda bir yandan farklı branşların lig maçları oynanırken... ...diğer yandan tekvando, judo, masa tenisi, okçuluk gibi branşların kursları gerçekleştiriliyor. Güncel değeri 118 milyon lirayı bulan salon, Türk sporuna en büyük katkıyı sağlayan tesislerden biri. Mersin'in ülke sporuna büyük katkıda bulunduğu branşlardan biri de yüzme. Özellikle son yıllarda birçok yurt içi ve yurt dışı organizasyonda madalya alma başarısı gösteren Mersinli yüzücülerin antrenman sahası ise 1000 seyirci kapasitesine sahip Mersin Olimpik Yüzme Havuzu. Multi Nations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemiz 5'i altın olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Madalyaların sahibi TED Mersin Koleji Spor Kulübü sporcusu milli yüzücülerimiz Nisa Gül Serdar ve Atakan Malgil antrenmanlarını milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil eşliğinde burada sürdürüyor. 14 bin metrekarelik bir alanda yer alan Mersin Olimpik Yüzme Havuzu, bunun yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularına, spor okulu öğrencilerine ve havuz abonelerine haftanın 7 günü hizmet vermekte. Thank you.
Mersin, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi kapsamında spor kenti ilan edilen 12 ilimizden biri. Bu nedenle Mersin'de atletizm, atıcılık, eskrim ve tenis branşlarında olimpik sporcular yetiştirilmeye başlanmış durumda. Demir Halis Demir ve Toprak Konya'da projenin tenis branşında ön plana çıkan iki sporcumuz. Sporcular turnuva hazırlıklarını 3000 seyirci kapasiteli ve 11 korta sahip Mersin Tenis Kompleksi'nde sürdürmekte. Yaklaşık 6-7 yıldır tenis oynuyorum. Mersin'de yaşıyorum. Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ve oranın TOM ekibinde çalışıyorum. Başarılarım 2019 Türkiye Şampiyonası'nda teklerde ikinci oldum. Ve 2020'de milli takım belirleme turnuvasında ikinci olarak milli takıma seçildim. Şu anki en yakın hedefim Ferdi Şampiyonası'nda başarı yapmak istiyorum. Ve ondan sonraki hedefim tenis Europe'larda başarı yapmak istiyorum. İdolüm Nadal ve işte ben de onun gibi olmak istiyorum. Net yap. Sonra topu izle. Topun nereye düştüğüyle ilgili bir ön yargının olması lazım. Yani önceden top havadayken rakipten gelen topun nereye düştüğüyle ilgili bir bilginin olması lazım. Onun için topun düştüğü yere yakın yaklaşma vuruşunu yapıp ondan sonra ona devam edeceğiz. Oyuncum geçen sene 12 yaş Türkiye Şampiyonası'nda filan oynadı. Bu sene 14 yaş milli takım seçmelerine katıldı ve milli takıma seçildi. Türkiye'deki yaz kupaları, kış kupaları, uluslararası turnuvalarda da birçok başarısı var. 14 yaş Ferdi turnuvası var uluslararası. Diğer uluslararası turnuvalarımız var. Ve ülkemizdeki turnuvalar için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bize bu imkanları veren ve bu çalışma imkanları ve bu çocuklarla çalışma imkanları veren Spor Bakanlığımıza, Türkiye Tenis Federasyonu'na ve Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Bütün sahaları, bütün imkanları bize sunuyorlar ve biz de bu çocuklarla belli düzeydeki, belli kriterdeki çocuklarla çalışma imkanı buluyoruz. Yaklaşık 5 yaşında tenise başladım. 2014'ten beri bu tesislerde oynuyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün oyuncusuyum. Ondan sonra 2021 Aralık 12 yaş milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Hedeflerim milli takıma girmek Aralık ayında. Daha sonra büyüyünce Grand Slam'de bir başarı yapmak ve tenis Europe'larda da bir başarı yapmak. Yani dünya Türkiye genelinde değil, dünya genelinde bir başarı elde etmek istiyorum. Daha sonra yani Grand Slam kazanmak istiyorum. İdolüm hem Federer hem de Team onlar gibi olmak istiyorum. Mersin'in sahip olduğu en görkemli tesislerden biri de Erdemli Atıcılık Poligonu. Toplam 140 bin metrekarelik alanı kapsayan, 1480 seyirci kapasiteli ve 8 ayrı poligona sahip olan tesis 2013 yılında açıldı. 110 milyon liralık bir güncel değere sahip olan tesis şu anda dünyanın 3. Avrupa'nın ise en büyük atıcılık tesisi konumunda.
Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve misafirhanesi ile yerli yabancı birçok takıma kamp hizmeti veren Erdemli Atıcılık Poligonu, aynı zamanda ülkemiz milli sporcuları için de vazgeçilmez hazırlık tesislerinden biri. Olimpik atıcılık sporcumuz Özgür Varlık da hazırlıklarını bu tesiste sürdüren sporcularımızdan biri. Yandarma Gücü Spor Kulübü'nde yaklaşık 20 yıldır spor hayatıma devam ediyorum. Değişik disiplinlerde yarışmalara katıldıktan sonra son birkaç yıldır ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan rapid tabanca, yani çabuk tabanca dediğimiz olimpik bir branş olan bu branşta faaliyetlere devam etmeye başladım. Bu branşta dünyada yükseliş içerisindeyiz. Söz sahibi olmaya başladık. Kısa sürede eksiklerimizi ekipman ve teknik yönden tamamladıktan sonra uluslararası rakiplerimizle boy ölçüşecek seviyeye geldik. Tokyo Olimpiyatlarına katıldım ülkemizden ilk defa bu branşta. Bu benim için büyük bir gurur oldu. Bu tesisin tabii ki çok büyük etkisi oldu bu branştaki kat ettiğimiz yolda ve ülkemizde tesisleşme çok büyük yol kat etti şu anda. Gençlerimize bu branşı ve tesisi kullanmaları, istifade etmeleri konusunda önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bizlerin de tecrübeleri onların bu branştaki ilerlemelerinde çok büyük yardımcı olacak. Elde ettiğimiz bu donanımı onlara da aktarmak isteriz. Hepsini poligonlarda görmek istiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin sporculara sağladığı bir destekte servis hizmeti. Erdemli Atış Poligonu'nda olduğu gibi diğer tüm spor kurslarında da sporcular tesislere müdürlüğün organize ettiği servislerle gidip geliyor. Gençlerimizin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, bunun yanında onların maddi ve manevi gelişiminin sağlanmasına yardımcı olmak için ülkemizin birçok bölgesinde gençlik kampları açmış durumda. Mersin bu konuda önder illerimizden biri. Şu anda bulunduğumuz Maliye Gençlik Kampı dahil olmak üzere Mersin'de 7 gençlik kampı var. Ana amacı bir kardeşlik ikliminde başta maddi imkanı kısıtlı gençler olmak üzere gençlerimizin kültürel, sportif ve sosyal anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak olan gençlik kamplarında taş boyamadan raftinge, plaj voleybolundan biniciliğe birçok etkinlik gençlerimizi bekliyor.
Buraya Kars'tan geliyorum. Çok uzun bir yolculuk sonrasında buraya geldim. İyi ki de gelmişim. Burada çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel zaman geçiriyorum. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz. Daha sonra denize giriyoruz. Burada bir sürü etkinlikler oluyor. Gezdiriyorlar, çarşıya götürüyorlar. Çok gerçekten eğlenceli bir yer. Keşke bir daha gelme şansım olsa diyorum. Benim şansım belki olmayabilir ama inşallah siz bir daha gelebilirsiniz. Kampçılarımız Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinden teslim alınıp görevlerle kamplarımıza getiriliyor. Ve burada bütün faaliyetlerimiz ücretsiz olup kampçılarımız çeşitli faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Tiyatro, müzik, el sanatları, halk oyunları, matrak gibi birçok etkinliğimiz mevcut. Çocuklar çok istekle, hevesle katılıyor etkinliklerimize. Mersin ilimizde biliyorsunuz mükemmel bir denizimiz var. Burada çocuklar deniz etkinliklerine katılıp, belki hiç deniz görmeyen, denize girmeyen arkadaşlarımız denize girme fırsatı buluyor. Kamplarımızın en büyük amacı kardeşlik iklimi temelinde kampçıların birbirlerine olan sevgilerinin artırılması, kültürünün aktarılması ve birbirleriyle güzel zaman geçirerek dolu dolu, eğlenceli, hem eğlenerek hem öğrenerek bir zaman geçirmesini sağlamak.